Sabri Atman, fondateur et directeur du centre Saïfo, un centre de recherche sur le génocide assyrien et un des plus grands spécialistes du génocide. Il nous parlera du contexte, des phases et des lieux du génocide. Sabri, à vous la parole. Değerli konuklar, değerli dostlar. Bundan 100 sene önce, yani 1915 yılında cihat kararları çıkmış, insanlar Hristiyan oldukları, farklı etnik kimliğe sahip oldukları için Seyfo'dan yani kılıçtan geçirilmişlerdi. Ne yazık ki o zaman kılıçtan geçen insanların feryatlarını yeterince duymamış ve yardımlarına koşmamıştı. Aradan 100 sene geçti. Hristiyan katliamı üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İttihat ve Terakki Partisi tarafından planlı, programlı ve sistematik bir şekilde gerçekleşen soykırımı halen inkar ediyor. Aradan 100 sene geçti. Irak'ta, Suriye'de yeni baştan cihat kararları çıkıyor. Asurlar, Süryaniler, Keldaniler binlerce sene yaşadıkları Musul'da ya İslam'a geç, ya terk et, ya da ölüm seçeneğiyle bırakıldı. Musul'da tek bir Asurlu, tek bir Hristiyan bırakılmadı. Tam anlamıyla etnik bir temizlik yaşandı. Farklı kiliselere, yani Keldani, Süryani ve Doğu Asur kiliselerine mensup halkımız olmak üzere Ezidi halkına büyük acılar yaşatıldı. Çoluk çocuklar kaçırıldı. Kadınlara tecavüz edildi. İnsanlar Seyfo dediğimiz kılıçtan yeni baştan geçirildi. Bununla da yetinilmedi. Irak'ta tam anlamıyla bir kültürel soykırım yaşandı. İnsanlığın ortak zenginliği, binlerce senelik heykeller, müzeler, Nemrut şehri, koskoca bir tarih, çağ dışı yaratıklar tarafından yerle bir edildi. 1915 yılında Hakkari'den Bakuba iltica kampına katliamdan kaçan ve oradan da Simele'ye yerleşen binlerce Asurlu 7 Ağustos 1933'te soykırımdan geçirilmişti. Geriye kalanların bir kısmı Simele'den kaçıp Suriye'deki Habur'a yerleşmişti. Ne var ki aradan 100 sene geçtikten sonra ölüm onların peşini orada da rahat bırakmadı. Türkiye'den maddi ve manevi yardım alan, sınırlarından rahatça geçen, hastanelerinde tedavi gören IŞİD militanları, Hristiyanların Irak ve Suriye'de kiliselerini yerle bir ettiler. 2 aydan fazla bir süredir 300'e yakın Asurlu çoluk çocuk, genç ve yaşlı kadını kaçırıldı. Toplantımızı yaptığımız şu ana kadar bu insanların hayatta olup olmadıklarına dair en ufak bir belirti yok. Bugün burada 1915 soykırımını konuşuyoruz. 1915 soykırımından utanç duymayanlar, pişmanlık duyup özür dilemeyenler, tarihleriyle yüzleşmeyenler, gerçekleri kabul etmeyenler 2015 yılında Irak ve Suriye'de halkımıza olmak üzere diğer halklara yapılan baskı ve zulümden de hiç utanç duyamazlar. Duyamazlar çünkü 1915'te yaptıklarından pişmanlık duymuyorlar. Utanç duyamazlar çünkü
o zulmün bir parçasıdırlar. IŞİD denen terör örgütüne destek veren ülkelerden biri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Size bu senenin 28 Ocağı'nda Sözcü gazetesinde çıkan bir haberi alıntılayarak okuyorum. Alıntı: 4 IŞİD komutanı Türkiye'de tedavi görüyor. Libya'daki El Destur haber ajansı, yaralanan Muhammed Sasi El Felah, Emad El Eyyub, Ahmet Yahya ve Selim Balao adlı IŞİD komutanlarının İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görmekte olduklarını bildirdi. Bir haber daha okuyayım. Bu defa 5 Mart Bugün gazetesinde çıkan haberi okuyorum. Suriye'de çıkan çatışmalara katılan ve IŞİD üyesi olduğu belirtilen Emrah Ç. isimli bir kişinin Denizli Pamuklu Üniversitesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Konuyla ilgili Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada da gazetelerde çıkan haber doğrulandı. Valiliğin verdiği haberi olduğu gibi aktarıyorum. Suriye'deki çatışma bölgelerinde yaralanan Emrah Çen'in ilimizde tedavi edildiği ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bizzat kendisi müracaat ederek tedavisine başlanılmıştır denildi. Ben bunları şunun için okudum. Aradan 100 sene geçmesine rağmen bu haberler şunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti henüz soykırımla arasına mesafe koymuş değildir. Türkiye'de soykırım zihniyeti halen devam etmektedir. Türkiye halen Asuri, Süryani, Keldani, Ermeni, Rum ve Ezidi halklarına karşı yaşattığı acıları, yani soykırımı inkar ediyor. Türkiye halen Müslüman soykırım yapmaz diyen bir cumhurbaşkanı tarafından, yani Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetilmektedir. Ve ne yazık ki aradan 100 sene geçmesine rağmen uygar dünya Türkiye'ye ve Türkiye'nin soykırımı inkar politikasına karşı hak ettiği cevabı henüz verebilmiş değildir. Ancak umudumuz var. Olumlu gelişmeler var. Zor koşullar ve ağır bedeller ödenmesine rağmen Türkiye'de soykırımı kabul edenlerin ve bu konuda bilinçlenenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Ermeni soykırımını kabul eden ülkelerin sayısı 20'nin üzerindedir ve bunların sayısı daha da artacaktır. Soykırımdan geçen Asur, Süryani, Keldani halkının çığlıkları ilk önce 19 Aralık 2007 yılında duyulmuştu. Uluslararası Soykırım Uzmanlar Derneği, International Association of Genocide Scholars, Asur soykırımını kabul etmişti. 10 Mart 2010 yılında İsveç Parlamentosu Asur soykırımını kabul etti. 23 Mart 2015, yani geçen ay, Ermenistan Asur soykırımını tanıyan ikinci ülke oldu. Ermenistan'ın Asur soykırımını tanıması çok önemli ve çok anlamlıdır. Bunun arkası gelecektir. Ermeniler bu tanımayla 1915 soykırımında tek kurban halkın tek başına kendilerinin olmadığını, ama Asur, Süryani, Keldani ve Rumların da aynı katliamdan geçtiklerini onaylamış oldular. Evet, bunun arkası geldi. 9 Nisan'da, yani yaklaşık bir hafta önce, Hollanda parlamentosu Asur soykırımını tanıyan üçüncü ülke oldu. Türkiye Devleti her ne kadar yapmadık, etmedik, sütten çıkmış ak kaşığız dese de bu Türk'ün Türkiye propagandasından başka bir şey değildir.
1915 soykırımını kabul edenlerin sayısı her gün artıyor ve artmaya da devam edecekti. Birkaç gün önce Vatikan'dan güçlü bir ses geldi. Papa 1915 yılında soykırımdan geçen Ermeni, Rum ve halkımızın çığlıklarını duydu ve acılarını paylaştı. Evet, dedim ya, umudumuz var. Bugün burada düzenlediğiniz konferans 100 sene önceki çığlığa cevaptır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli dostlar, Ermeni, Asur, Keldani ve Rumlara karşı büyük çapta gerçekleşen 1915 soykırımının da öncesi de vardır. Bir ama farklı kiliselere mensup halkımız 1843'te Bedirhan Bey döneminde başlayan ve ara dönemleri olan katliamlarla karşı karşıya kaldı. On binlerce Asurlu katledildi. Daha sonraları Hamidiye alayları döneminde Ermeni ve Asurlara karşı büyük katliamlar gerçekleşti. Bilindiği gibi Hamidiye alayları Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid'in çalışmalarına 1890 yılında başladığı ve 1891 yılında fiilen kurdurduğu ve adını verdiği alaylar önemli ölçüde Kürtlerden oluşmaktaydı. Ancak Hamidiye alaylarının öncesi de vardır. Ermenilerin 13 Haziran 1878 yılında Berlin Konferansı'na Ermenistan'a yönelik proje sunması ve bu projenin olumlu karşılanmasından sonra Osmanlı Devleti sınırları içinde Ermenilere ve diğer halklara karşı terör ve baskılar daha büyük bir boyut aldı. Abdülhamid, Avrupalı devletler tarafından da istenilen reformların Hristiyanlar için önce özerklik, sonra bağımsızlık anlamına geleceğini düşünüyordu. Bunun Osmanlı Devleti için zayıflama ve parçalanma korkusunu yaşıyordu. Hamidiye alaylarını 1890 yılı sonrasında kurmasının en önemli sebeplerinden biri Ermeni halkının ve diğer halkların hak ve adalet istemlerini bastırmaktı. Bedirhan Bey olmak üzere Hamidiye alayları döneminde gerçekleşen ve yüz binlerce insanın yaşamına mal olan katliamlar bir ölçüde 1915 soykırımına zemin hazırladı. Ve daha sonra da bu katliamlar 20. yüzyılın en büyük soykırımı olan 1915 soykırımının gölgesinde kaldı. Evet, gerçekten 1915'te ne oldu? Asur Kellaniler, Süryaniler nasıl etkilendi? 1915 yılına kadar Asya Türkiye'sindeki bölgelerde 1,5 milyon civarında Hristiyan Asurlu yaşıyordu. Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyanlar Urfa, Diyarbakır, Mardin, Musul, Bağdat, Halep ve Şam gibi büyük kentler olmak üzere küçük yerleşim alanlarında, örneğin Turabdin ve Hakkari dağlarının çorak ve kısmen aşılması zor yörelerinde, güneyde Mezopotamya Ovası'nda ve Botan ve Dicle bölgelerinde yaşıyordu. Büyük ölçüde ziraat ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Örgütlükleri ve hak talepleri ileri boyutlarda olduğu söylenemez. Ulusal kimlikten çok ağırlıkta basan dini kimlikleriydi halkımızın. İşte böylesi bir dönemde Osmanlı İmparatorluğundaki bütün Hristiyan halklar Fransız devriminin de etkisiyle yaşadıkları baskılara karşı çıkmaya, daha özgür yaşamak için bağımsızlık savaşları vererek birbiri ardı sıra imparatorluktan ayrılmışlardır. Bu ayrılıklar Osmanlı İmparatorluğu yönetimi tarafından kendisine yapılan ihanetler olarak algılanmıştır. Bunda dağılma sürecinin ana karakterleri belirleyici olmuştur. Fransız devriminin fikirleri Hristiyan azınlıkları etkilemiş olmakla birlikte ayaklanmalar kısa bir sürede bir din çatışması karakterini kazanmıştır.
Bu nedenle ayaklanmalar genel kural olarak ulusal bağımsızlık için savaşan gruplarla Osmanlı Devleti arasındaki bir çatışma olmaktan çıkmış, değişik din veya ulusal grupların karşılıklı katliamlarına dönüşmüştür. Söz konusu bu ayaklanmalar büyük güçlere Osmanlıların iç işlerine karışma olanağını sağlamış, hemen hemen her ulus veya din grubu belli devletlerce desteklenmiştir. İşte bu durum Hristiyan azınlıklarla Müslümanlar arasındaki çelişkiyi daha da artırmıştır. Hristiyan azınlıkların büyük devletlerin yardım ve desteğiyle ve kapitülasyonlarla kazandıkları ve Müslüman ahalinin sahip olmadığı bir takım ayrıcalıklara sahip olmamaları ve her bir büyük devletin koruyuculuğunu yaptığı azınlık grup için durmadan yeni ayrıcalıklar talep etmesi Hristiyanlara karşı derin bir nefretin oluşmasına yol açmıştır. Hristiyan azınlıklara karşı gelişen nefret duyguları Tanzimat öncesi başlamış olmakla birlikte özellikle genel eşitlik prensibinin ilan edildiği ıslahat fermanı ile doruk noktasına ulaşmıştır. Evet, reformlarla Müslüman halkın zimmi yani İslam devletinin egemenliğini kabul eden gayrimüslim kişiler. Eşitliğin ilan edilmesi Müslümanların dini hislerini incitmişti. Çünkü Müslümanlar kendilerini birinci sınıf vatandaş olarak görüyorlardı. Kendilerinden aşağı olan Hristiyanların veya Yahudi gibi diğer din gruplarıyla eşit sayılmayı Müslümanlar kendilerine hakaret olarak kabul ediyorlardı. Yönetici olmaya alışkın halk şimdi haklarını kaybediyordu. Buradaki ana sorun o güne kadar Hristiyanları aşağılamış ve hor görmüş Müslümanların Osmanlı toplumu içindeki egemen konumlarını kaybetmeye başlamalarıydı. Bu statü kaybının en önemli nedenlerinden birisi biraz önce söylediğim gibi büyük güçlerin kendileri ve Hristiyan azınlıkları lehine haklar kazanmasıydı. Bu haklar ve ayrıcalıklar zamanla öylesine boyutlara ulaşmıştı ki özellikle büyük şehirlerde Osmanlı Devleti bazı yerlerde Hristiyan vatandaşları üzerindeki denetimi ve kontrol hakkını kaybetmiştir. Bütün bunların Müslümanların Hristiyanlara karşı nefretini artırıyordu. Elbette Hristiyan düşmanlığın başka nedenleri de vardır. Örneğin Hristiyanlar askerlik yapmıyorlardı. Daha düne kadar aşağılanan ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören Hristiyanların eşit sayılmaları başlanması yetmiyormuş gibi yabancı devletlerin himayesinde olmaları, ekonomik olarak güçlenmeleri, savaşlara katılmamaları Müslümanların nefret duygularını iyice körüklemişti. Genç Türkler de azınlıklara son derece olumsuz bakıyorlardı. Genç Türkler Hristiyan azınlıklara imparatorluğu bölen veya bölecek olan potansiyel bir tehlike olarak bakıyorlardı. Örneğin İttihat ve Terakki Partisi'nin kurucularından biri olan İbrahim Temmu anılarında Ahmet Rıza'ya bazı ayrıcalıklar tanımadığı takdirde azınlıklardan milli sadakat beklemenin mümkün olmayacağını bir türlü anlatamadığından yakınır. Onlara bazı haklar tanımak ve bölünme ve parçalanmanın kapısını açmak olarak anlaşılır. Ahmet Rıza, özerklik vatana ihanet demektir, bölünme demektir. Hristiyan vatandaşlarımız Osmanlılaştırılacaktır diyordu. Bu nedenle genç Türkler azınlıklara bazı haksızlıkların yapılmadığını kabul etmekle birlikte azınlıklar tarafından yürütülen mücadeleye karşı çıkıyorlardı. Genç Türklere göre azınlıklara yabancı güçlerin
Osmanlıların iç işlerine, karışmalarına vesile oldukları suçlamasını yapıyorlardı. Hristiyan azınlıkların başlangıçta sosyal ve ekonomik içerikli demokratik taleplerle başlayan hareketleri merkezin tavrı sertleştikçe ve dış güçlerden yardım alabildiği ölçüde bağımsız devletlerin kurulmasıyla sonuçlanıyordu. Balkan savaşlarının kaybedilmesi, ülkelerin bağımsızlıklarını kazanması genç Türklerde büyük bir yara açmıştı. Cumhuriyete kadar Osmanlı kadrolarının vazgeçilmez bir hedefi vardı. Mutlaka kaybedilen toprak parçalarını geri almak özellikle ihtiyaççı yöneticilerde bir fikri sabit halini almıştı. Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan bütün halklara verilen eşitlik ve kardeşlik vaatleri genç Türkler döneminde unutulmuştu. Hükümet programına göre Türk olmayanların ulusların önünde vahşice Türkleştirilmesi seçeneği vardı. Dillerini koruyacaklar ama dillerini ve kültürlerini koruyamayacaklardı. Türkler toplumun egemeni ve efendisi olacaklardı. Bunun için İttihat ve Terakki Partisi Hristiyan azınlıkları iyice gözden çıkarmak ve toplumu onlara karşı yöneltmek için 1913'ten itibaren propaganda mekanizmasını devreye soktu. Hristiyanların hiyanet içinde bulunduklarını ve bunların yok edilmeleri İttihat ve Terakki Partisi'nin kopmaz bir parçası olmuştu. 3 dakika daha rica edebilir miyim? Okay. 1915'te 1 ila 1,5 milyon arası Ermeni, 300 binin üzerinde Asurlu Süryani Keldani ve 100 binlerce Rum katledildi. Bu soykırıma ezildiler de maruz kaldılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu şekilde homojenleştirildi. Önemli ölçüde Hristiyan katliamı üzerine kuruldu. Ancak her şey 1915'te bitmedi. Soykırım zihniyeti sürekli var oldu. Türkiye toplumunda toleransın gelişmemesi ve demokrasinin yerleşmemesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi 1915 soykırımı ve bunun intihar edilmesidir. Oysa soykırım bir insanlık suçudur ve yeni soykırımları önlemenin en iyi yolu geçmişte yapılan soykırımların üzerine örtmek değildir. Tam tersine soykırımlar lanetlenmeli ve geçmişle yüzleşilmeli ki insanlık böylesi trajedilerle karşılaşmasın. Değerli konuklar, Türkiye Devleti 100 sene önce gerçekleşen soykırımı inkar ediyor. Soykırımdan geçen halkların acılarını dindirme pahasına hiçbir şey yapmıyor. Tam tersine inkara devam ediyor ve soykırım kurbanı halkların torunlarına daha da fazla acılar yaşatıyor. Çünkü soykırımın inkarı soykırımın devam ettiği anlamına gelir. İnsanlık ve uygar dünya buna izin vermemelidir. Fransa devleti Ermeni soykırımını kabul eden ülkelerin başında onurlu bir davranış sergiledi. Fransa halkının, Fransız hükümetinin, Asur halkının da acılarını anlayacağına ve yakın bir gelecekte Asur soykırımını kabul edeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Değerli konuklar, aranızda bulunmaktan dolayı onur duydum. Bana bu şansı verdiği için bu konferansı düzenleyen, emeği geçen bütün kurumlara, şahsiyetlere, değerli arkadaşım Antoni Yalapa ve hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.